gevşetmek lazım. Dün düzükleri kaldı da ya. İndirip kaldıracağız. Burada da bel boşluğunu çok açılmayacağı yere kadar indiriyoruz. Daha açabilirsin. Ne yapacağız bak, kollar kapalı, birazcık başını kaldıracaksın. Biraz topukları düşürsen. Günaydın. Herkese yeni bir günden yeni bir videodan merhaba. Hepiniz evime ve kanalıma hoş geldiniz. Sabah erkenden kalkıp spora gittiğimiz bir gün oldu. Zaten sporda biraz çekmiştim. Sonrasında koştur koştur eve geldim, duş aldım, kahvaltı hazırladık derken saat şu an 1.30'a geliyor. Şöyle bir kahvaltı tabağı hazırladım kendime. Çünkü bayağı acıkmıştım. Şimdi Doğan'la beraber kahvaltı yapacağız. O da zaten beni bekliyor kahvaltı yapmak için. O ilk uykusunu aldı, kalktı. İyisin değil mi kocam? Dinlenmiş. Sizlerle birlikte yine birkaç gün birlikteyiz. Umarım severek, beğenerek, keyifle izleyeceğiniz bir vlog olur. Hepinize keyifli seyirler. Duruyor. Kızartınca kalıp gibi oluyor, çok sert. Baksana. Taze yağlar, taze de ne? Patates. Tamam. Selam. Bugün sizinle hiç görüşemedik. En son kahvaltı yaparken görüştük ama zaten o bizim öğle yemeğimiz gibi bir şey oldu. Ondan sonra evde böyle çok sıradan bir gün geçirdim. Yani zaten Doğan 3.30-4 civarı işe gitti. O sırada böyle sağ sol toparlama, işte ufak tefek düzenlemeler yapma derken geçmiş bulundu. Doğan gittikten sonra da full edit yaptım. Videom vardı stop. Onun düzenlemesine başladım. Ondan dolayı da hiç buralara gelemedim. 2 tane de kargom geldi gün içerisinde. Onları da sizlerle beraber açmak istedim. Kasım alışverişlerinden söylediğim ürünler gelmek devam ediyor. Aslında ben bütün Kasım alışverişi ürünlerinin hepsini biriktirip o şekilde açmak istiyordum ama inanılmaz sabırsızım. Bir de kırık gelir ya da işte sorunlu gelir gibi durumlar söz konusu olduğu için çok bekletmek istemedim açıkçası. Şimdi hemen şöyle bir kutumuz var. Ben zaten Instagram'da bu indirime girer girmez paylaşmıştım. Eğer beni Instagram'dan takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz. Hemen şöyle aşağıya adresimi bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Anlık olarak bazı şeyleri kendi aldığım ürünlerin de aynı şekilde bildirimini yapıyorum. Oradan linkini paylaşıyorum. Son zamanlarda çok viral olan bir makyaj çantası vardı. Bunun siparişini verdim. Baktım gördüm indirime girmiş. Ben de kaçırmak istemedim. İyi ki de almışım. Ertesi gün hemen yükseldi fiyatı. Şu makyaj çantasını söyledim. Zaten siz eminim ki herkes de bunu görmüşsünüzdür. Benim böyle bir makyaj çantasına ihtiyacım vardı. Çünkü seyahat boyu makyaj çantalarım inanılmaz küçük. Ve böyle parça parça her şeyi bölmek zorunda kalıyorum. Onu alınca yanıma bu sorun ortadan kalkacak. O yüzden ben de sipariş vereyim istedim. Buna benzer yine bu şekilde yıkanabilir, arkası temizlenebilir kumaşı olan bir şey daha sipariş vermek istiyorum. Onu da böyle bakım çantası, bakım ürünleri, işte şampuandır, kremdir o tarz şeyleri koyabilmek için yine öyle bir şeye de ihtiyacım var. Eğer sizin de kullandığınız, elinizde olan, indirimli olan ürünler varsa bana aşağıya yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Bunun içi de böyle bayağı geniş güzel görünüyor yani, evet. Hiçbir sorun yok kokusu dışında. Bakalım başka. Şöyle bir tane de tester geldi. Şöyle Amazon'dan bir kutumuz var. Biz Amazon'dan da çok fazla alışveriş yapıyoruz. Özellikle Doğan çok böyle elektronik eşyalarını Amazon'dan almayı çok sever. Bilgisayar parçaları olsun. Şu Paşa Bahçe'nin Elisa serisini zaten bilmeyeniniz yok. Herkes biliyor. Çoğunuzun evinde de illaki vardır. Şu şekilde ikili olarak 179 liraya ya da 175 liraya gibi bir fiyata düşmüştü ikili şekilde. Ben de zaten bunun takımını yapmak istiyordum. En büyük olanlarından almak istiyordum. Çünkü böyle şık bir kaseye ihtiyacım vardı. Bunda zaten bardakları falan da var bende.
İşte çerez konulur, meze konulur, konulur, bir şeyler konulur illaki. O yüzden almak istedim. Bunlardan iki paket sipariş verdim. Yani dörtlü şekilde. Diğerine de bakalım, bir sıkıntı var mı? Patlatları da patlatalım. Bunlardan dört adet sipariş verdim. Küçüklerinden de aslında almayı düşünüyorum ama küçüklerinin fiyatı birazcık fazla geldi. O yüzden onu Kasım sonu alışverişine bekleyeceğim. Şimdi şuraya jülyen şekilde tavuklarımı doğradım. Bunları sabahtan çıkartmıştım. Piliç bu. Bunu da güzel çıkarttım. Şimdi şu köpüklerini alacağım hatta. Böyle suyunu salacak. Sonra kendi suyunu tekrar çekecek. Burada da mantarlarımı ayarladım. Malzemelerimi çıkarttım. Sırasıyla hepsini içine atıp sote yapacağız. Çok basit. Şurada yine mısır haşlıyorum. Çünkü Doğan mısır istedi tekrardan. Bir de ya makarna ya da yine şehriyeden bir pilav yapın diyorum ama şehriye pilavını yeni yedik. Makarna yapabilirim bence. Bunun yanında güzel olur diye düşünüyorum. Şöyle bulgur bir makarna yaparız. Elimde de yara var. O yüzden doğru düzgün ne hiçbir şey tutabiliyorum ne doğrayabiliyorum. Yani şöyle bir tutuş olabilir mi? Parmağımı değdirmemek için. Biberleri de hemen atıyorum. Hepsi zaten sert besinler olduğu için ancak kavrulacak. Bakar mısınız renk cümbüş resmen. Acayip seviyorum böyle yemekleri. Bu an şu biberleri bazen ayırıyor, bazen yiyor. Belli olmuyor ama ben çok severim. Şimdi burada su da kaynadı. Hemen makarnayı yapayım. Bence bu makarna bize yeter. Ekstra koymama gerek yok. Çünkü bu yemek biraz fazla olacak. Bence bu yeterli. Tavuk çok fazla olacağı için diğerini yapmadım. Yemeğimiz oldu arkadaşlarım. Bu şekilde şimdi tabaklara koydum. Doğan da geldi. Yemeğimizi yiyelim. Sonrasında görüşürüz. Günaydın. Hepinize yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Biz bugün sabah erkenden yine kalktık. Doğan işlerini halletti ve geldi. Bugün günlerden cuma. Biraz şöyle canımız sıkıldı, çıkalım, gezinelim istedik. Mağazalara bakacağız. İndirim zamanları hem. İndirim zamanlarında gezmeyi daha çok seviyorum. Hem de sabah erken saatte olduğu için çok kalabalık olmamış oluyor. Şimdi Selve'ye geldik. Doğan bir mazot alıyor. Sonrasında bir şeyler atıştırıp gezmeye başlayacağız. Bugün de benimle berabersiniz. Umarım keyifli bir gün geçiririz. Salaştı biraz, L'ye aldım o yüzden. Defaktoya geldik arkadaşlarım. Şimdi Doğan bir tane kazak beğendi. Onu denesin. Sonra üst kata kadın tarafına çıkacağız. Ben de kendime bir şeyler bakacağım. Bu arada biz kahvaltı yaptık. Köfteci Yusuf'ta kahvaltı tabağı söyledik. Orada çok açmadım. Çünkü sabah kalabalığı. Bir de cuma günü bugün çok garip bir kalabalık vardı dışarıda. Yani gerçi okullar tatil, muhtemelen ondan kaynaklı. Çünkü çok çocuk da vardı ama yine de garip hissedim. Trafik de acayip kalabalıktı. Neyse, kahvaltımızı yaptık. Orada o yüzden açmadım sizlere kamerayı. Şimdi Doğan bir şeyler deniyor. Denesin. Sonra ben de üst kata çıkıp kendime bakacağım. Bugün de şöyle giyindim. Rahat, üstümü rahatlıkla değiştirdiğimde deneyebileceğim şeyleri rahat giyebileyim diye pantolonumu giydim. Bu da Defacto'dan bu arada. Size zaten göstermiştim. İçine de bir tane şöyle tişört giydim. Öyle. Bence güzel oldu bugün de ya. Ayakkabılarım zaten spor ayakkabı, vazgeçilmezimiz. Şimdi şöyle bir eşofman altı denedim arkadaşlarım. Bunu beğendim. Bu bayağı güzel oldu. Paçaları falan da tam oldu hatta. Şurada da bir şeyler var. Şimdi sırayla hepsini deneyeceğim. Şunun altı biraz dar oldu gibi. Doğan o yüzden bir tane daha büyük bedenini alacak ama üstü çok güzel oldu. Üstünde medium olarak beğendim. Şunun bir şeyini deneyeceğim. Şu hoşuma gitmedi şu kısımları çünkü.
büyük bedenini. Bu arada bunun üstünü de denedim ama üstünün medium olması lazım. Medium hiç kalmamış. Çok güzel aslında. Bu ikisi çok güzel oldu. Bakacağım internetten şunun mediumunu bulmaya çalışacağım. Arkadaşlarım eve geldik. Şimdi hızlıca bir kahve yapacağım. Bu arada size en son mağazada çektim. Onun üzerine birkaç parça bir şey daha denedim. O denediklerimin hepsini unutun. Başka bir şey buldum. O yüzden onu aldım. Birazdan zaten size göstereceğim. Ama önce hızlıca bir kahve koymam lazım. Çünkü Doğan işe gidecek. Gitmeden hemen birer kahve içelim. Dışarıda içmek istemedik. Evde bir saat de olsa dinlenmek istedi Doğan çünkü. Ve daha ilk kahvemiz. Alışverişimiz defakt olan oldu arkadaşlarım. Şöyle size hemen göstereyim. Krem rengi bir şeyler denemiştim. Onları çektim diye hatırlıyorum. Öncesinde şunları göstereyim. Şöyle kapaklı saklama kapları aldık. Doğan'ın annesi istedi. Bunlar Teddy'den tanesi 20 liraya aldık. Çok iyiydi. Fiyat olarak hani aramak da istemedik. Öyle acil lazım olduğu için. 4 tane saklama kabı aldık o şekilde. Diğerleri nerede? Diğerleri de burada. Ben bu arada eşofman takımı bakmaya gittim. Geçen sene aldığım eşofman takımlarının çoğunun kenarı işte domestos olmuştu. İşte takıldığımda yırtılmıştı vesaire. Yani çok deforme olmuştu. Eşofman takımına ihtiyacım vardı. Dışarı çıktığımda hafta sonları böyle rahatlıkla yürüyüşlerde giyebileyim diye. İlk böyle birkaç model denedim. Hatta onlarda da çektim diye hatırlıyorum size. Ama sonrasında en son bir model denedim. Ya çok rengi falan böyle vişne çürüğü rengi zaten şu an görüyorsunuz. Acayip güzel durdu. Ben bunları hemen makineye atacağım. Zaten ilk giydiğim an üzerimde size de göstereceğim. Şu an çok gerçekten içindeki polarını çok bırakıyor. Hatta şu beyaz tişörtüm, içimdeki beyaz tişörtüm bayağı bir renk değiştirdi yani poları kaldığı için. Şöyle paçası lastikli jogger deniyor zaten bunları sanırım. Eşofman aldık. Bunun ayrıca üstü de var. Üstü de bayağı böyle güzel bir renk. Oversize zaten ama ben yine bunu medium aldım. Altını da small almışız. Altı small tam oldu. Üstü de medium. Birazcık daha böyle salaş dursun diye medium aldım. Bir de aynısının yine bir takım daha yapmak istedim. Aynısının şu tonunu aldım. Bu rengini. Biraz daha böyle kırık beyaz, ekruya yakın bir renk. Bunu da bu şekilde üstünü medium aldım. Fakat bunun altı mağazada kalmamıştı. Ben bu akşam arkadaşımla Optimum'da buluşmaya gideceğim. Bir kahve içeriz dedik. Duygu'yla görüşeceğiz. Biliyorsunuz artık Duygu'yu videolardan. Oraya gittiğimde Optimum'daki mağazaya da bir bakacağım. Bulursam alacağım. Bulamazsam internetten bakacağız. Siparişini vereceğiz. Bir takım daha oluşturacağım. Yani aynı model iki rengi olmuş gibi bir şey söz konusu. Çünkü kalıbını acayip beğendim. Çok rahat. Bu arada diğer denediklerim de güzeldi. Olmadı bir tane de eşofman altı olarak onlardan alırım. Bilemiyorum şu an. Bunu tamamlayayım. Sağa sola giderken ya da evin içerisinde iyi oluyor kışın çünkü. Bir de biliyorsunuz artık yani sivit ve eşofmandan başka hiçbir şey giyemez olduk. Hem Doğan hem ben. Bir takım da Doğan'a beğendik ama internetten alacağız onu da. Bedenleri yoktu çünkü mağazada. Yani biz bu aralar böyle hep eşofmana sardığımız için ve sürekli eşofmanlı bir hayat geçirdiğimiz için ne doğru düzgün kot pantolon ne doğru düzgün etek elbise. Ben hele uzun zamandır elbise giyerken hatırlayamıyorum kendimi. Şimdi bunları hemen bir makineye atacağım. Bunun da bir tek altı kalıyor. Bu 400 liraydı. Yine aynı şekilde diğer rengi. Ha pardon, bu 600 liraydı. Şu. Bu rengi 600, bu rengi 400 lira. Ve eşofman altı da 400 liraydı. Kahvemizi içelim, biraz dinlenelim. Şimdi dışarıya çıkacağız birazdan. Doğan gelsin, yemeğimizi yiyeceğiz. Ben o arada tabii sizinle görüşmediğimiz süre zarfında biraz yine oturdum, edit yaptım. Sonra yemek falan hazırladım derken akşam oldu. Şimdi Doğan'ın gelmesini bekliyorum. Yemeğimizi yiyeceğiz, hızlıca çıkacağız. Ben de Doğan gelmeden şu makyajımı bir temizleyeyim istedim. Çünkü böyle yüzüme toz yapıştı. Yüzümü bir yıkadım, gözüm hariç. Yüzümü temizledim. Yıkadım, rahatladım. Şimdi tekrar bir yüzüme bir şeyler süreceğim. Renklensin diye. Tam da böyle kapatıcımı sürerken açmak aklıma geldi açıkçası. Kıyafetlerimi de arkaya çıkarttım. Hırkayı giyeyim üzerime diyorum. Başka hırkam yokmuş gibi. Ama bunu giymek istedim. Bakacağım. Bir kombinimi oluşturursam. Kalemimin üzerinden bir eyeliner mı geçsem acaba? Şu eyeliner'ım ne durumda? Bayağı kurumuş artık. Bu çöpe bile gidebilir artık yani.
Şunun da üzerinden geçelim. Pilavın neredeyse dibini tutturuyordum ya. Flormor'un brow up'ıyla da şuralarımı aydınlatayım. Pastelin likit allığını kullanıyorum ben. Bayağı severek. Çünkü tam benim cildime uygun bir şeftali. Renklenelim yahu. Duygu da işten sonra pilatese gitmiş. Ondan biraz geç buluşacağız. Ben de dün ölçüldüm. Bu ara gerçekten şu kötü beslenmemin zararını yaşıyorum. Ölçüldüm arkadaşlar. Yani ne uzamışım ne kısalmışım, bundan bahsettim mi size bilmiyorum ama birazcık böyle düzenli ve dengeli beslenmem gerekiyor şu aralar. Tamam, rujumuzu yemekten sonra süreriz. Oldu ya, bence güzel oldu. Saçımı falan açarım zaten. Güzelmiş bacım. Bacımla buluştum. Özleştik. Bayağıdır sohbet ediyoruz. Ben kamerayı hiç açamadım. Çünkü kanki şimdi buluştuk. Bir ay oldu mu görüşmeyle? Olmamıştı. 29 Ekim'de görüştük. 20 gün olmuş. Evet, bayağıdır yine görüşmüyormuşuz. O kadar çok şey birikti ki böyle sohbet etmekten. Kamerayı ben gerçekten hiç açamadım ve şu an hala devam ediyorum. Saat daha 10.30. Selam. Sizlerle bugün hiç görüşemedik ama o kadar kapalı ve o kadar yağışlı bir gün ki hala devam ediyor ve İzmir'in uzun zamandır en soğuk günü. Kasım'dayız artık, tabii ki de soğuk olması gerekiyor ama birden böyle bir soğuk bastırdı ki anlatamam size. Evi son ayar doğalgazı açmama rağmen ısıtamıyorum ve bugün bir düğüne gitmemiz gerekiyor. Yani ne giysem, nasıl kendimi korusam bilemiyorum. Bugün günlerden cumartesi. Doğan işte yarım saat 40 dakikaya gelecek. O geldikten sonra böyle yavaş yavaş hazırlanıp çıkacağız. Ama o gelmeden ben şu makyaj işini bir halledeyim istiyorum. Saçlarım da aslında bence birazcık şöyle önlerimi falan düzeltirsem iyi görünüyor. Duştan çıktım, kuruttum falan. Kuruttuğum haliyle bu şekilde. Ben yavaştan bir makyaj yapayım. Ocağa da mısır koydum. Mısırı biraz ısıtacağım böyle. Biraz çıkmadan mısır yiyelim istiyoruz. Bir şey atıştırmadık. Acıkırsak dedik yolda bakarız, bir şeyler yeriz. Çok böyle açlık durumumuz yok. İkimiz de çok geç kahvaltı yaptık çünkü. O yüzden şöyle hem size sohbet ederek de aslında bir makyaj yapmak niyetindeyim. Yüzümü nemlendirdim. Şöyle bir BB krem süreceğim ilk önce. Ama benim süngerim yok. Süngerim nerede bilmiyorum. Bulamıyorum da. Çok fazla da sürmeyeceğim bu arada. Çok böyle abartılı bir makyaj da olsun istemiyorum. Böyle elim yüzüm düzgün görünsün yeterli benim için. Ben şu Garnier'in kusursuzlaştırıcı BB kremini sürüyorum. BB kremini kullanıyorum. En açık tonunda bu. Bundan çok memnunum. Benim cilt tipime tam oluyor. Arka tarafa da giyeceklerimi çıkarttım bu arada. Simsiyah bir kombin yaptım. Seviyorum. Böyle düğünlerde, davetlerde sıkça kullanmayı da seviyorum. Bir de risksiz. En azından risksiz olduğu için daha iyi oluyor. Kat olarak bunu sürdüm. Zaten göz makyajımı yaptıktan sonra ben yine bir kat geçeceğim. Bunu sadece şu an baz anlamında kullandım. Makyaj bazım vardı benim aslında. Keşke onu sürseydim. Neyse, unuttum vallahi. O kadar uzun zamandır da makyaj bazını kullanmıyorum ki unutmuş olmam çok normal. Artık şu her tarafından yazısı görünmeyen ama benim bunun fit mi olduğunu bildiğim concealer'ımı kullanacağım. Bu da artık bitmek üzere. Yenisini alacağım bu indirimlerde. Önümüzdeki ayın 20'sinden sonraki indirimlerde bunun yenisini almam gerekiyor. Ben 2 ya da 3 numarası olması lazım. Bir önceki siparişime bakmam gerekiyor. Ama açık tonlu kullanıyorum. Ve aydınlık bir makyaj olsun istediğim için çok böyle gözüme far bir şey sürmeyeceğim. Süreceğim tabii ki de ama açık tonlarda. Pazartesi günü de şunları çıkarttırmaya gidiyorum. Elim düzeldi.
sonraki haftalarda yılbaşına yakın yine bir şeyler istiyorum bakalım. Bir aksilik olmaz ise. Bu arada dün gece geldikten sonra hemen yattım, uyudum. Yani eve gelmem 12'yi 1'i bulduğu için hiç böyle kamerayı açmaya fırsat bulmadım. Yani en sonki görüntülerden sonra direkt Doğan beni aldı zaten, sağ olsun. Ve eve geldik, yattık, uyuduk. Ondan dolayı böyle yani dermanım da kalmamıştı açıkçası. İndirimlerde almam gereken bir diğer şey de far fırçası. Aldım Flormar'dan. Bir kitim var. İşte highlighter, kontür kiti falan. Ama bunun highlighter kısmı pek de bir highlighter değil. Asla etkili bir highlighter değil. Ama ben bunu böyle şey olarak kullanıyorum. Açık renk bir far olarak kullanıyorum. O zaman güzel ve temiz oluyor. Şu an elime de o geldi. Öyle sanki farın altındaki bazmış gibi duruyor. Buradan sonrasını bence hızlandırabiliriz. Ne dersiniz? Uzamasın. İndirim dedim ya, nasıl indirim mesajları gelmeye başladı. Tamam canım. Arkadaşlarım şöyle bir bluzum vardı. Şuraları dantelli. İçine atlet giydim çünkü yakası acayip açıktı. Şöyle kötü olmadı bence. Zaten ceketimi falan çok çıkaracağımı zannetmiyorum. Şöyle blazerımı giydim. Altıma da düz şöyle boru paça bir pantolonum var. Zaten topuklu botlarımı falan giyince böyle daha güzel duruyor. Şu an çok şey olmadı ama diğer türlü güzel oluyor yani. Böyle üstümüzü giyindik. Şimdi çıkıyoruz. Makyajım da bu şekilde oldu. Şu ruju sürdüm biraz daha böyle kalıcılığı olsun diye. Saçıma da şöyle üstten bir düzelttim. Zaten oraları gördünüz siz. Böyle şimdi çıkıyoruz.